Sevgili otomobil severler, Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz. Sizler için bu hafta yine yepyeni bir araç test edeceğiz. Bu araç hakikaten çok merak ediliyordu. Çok sordunuz. Biz de kavuşmak için gün saydık. Hüseyin, pandemiden dolayı 1,5 sene geç geldi ülkemize. Evet. 1,5 sene çok beklendi. Avrupa'da yılın otomobil ödülünü de aldı. 2020 Car of the Year. Çok iddialı geldi. 2020 yılında hakikaten yılın otomobili oldu. Sen de bu arada hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Serkan. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Fransızlar çok önem veriyor bu tip araçlara. Özellikle B hatchback'lere hakikaten çok önem veriyor. Çünkü büyük metropollerin pratik araçları. Aynen. Genç nesil bayılıyor bu araçlara. Çok da güzel bir tarzı var. Tasarım komple yenilendi. İçerisi komple yenilendi. 208 baştan aşağı yenilendi. İkinci nesile. Bizlerin karşısında bu hafta 208'i inceleyeceğiz. Ne yapalım? Tasarım uzmanı Hüseyin'e mikrofonu bırakayım ben. Hüseyin şöyle bir dış tasarımı anlatsın keyifli bir şekilde. Çünkü çok keyifli bir araç. Dış tasarıma başlamadan önce Serkan, istersen bir farları şöyle hafif açalım. Aslan dişleri gözüksün. Gözüksün mü? Aynen. Ben şöyle açayım. Hüseyin farları açarken ben de bu arada şeye dikkat çekmek istiyorum. Izgara muhteşem olmuş. Böyle balık ağzı gibi bir ızgara olmuş ama üzerlerinde böyle ufak tefek krom detaylar, üstüne Peugeot logosu yerleştirmiş. İşte kaputun üstünde 208 falan çok hoş durmuş. Sen farları açtın bu arada Hüseyin. Çok Murat da farları çeksin. Aslan dişini gördük. Evet. Aslan dişini gösterdi. Ya baktığın zaman Serkan, bu araç bir önceki versiyonuna göre daha uzun, hı-hı, daha geniş ama daha alçak. Yani bu bize ne diyor? Daha atletik bir 208 artık, hı-hı, karşı karşıyayız. Ön tarafa baktığımız zaman Serkan, GT ve GT Line donanımında gelen bu üçlü pençe ve diş, hı-hı, gerçekten aracın önünde çok belirgin hatlara sahip. Onun dışındaki paketlerde sadece gündüz aydınlatmasındaki diş diye tabir ettiğimiz, hı-hı, dikey yapı sadece aydınlatmada yer alıyor. Standart olarak onu görebiliyoruz. Zaten aracın tasarımını ortaya çıkartan, yani yenilendiğini ortaya çıkartan en büyük faktörlerden biri bu diş. Bunu 2008'de de gördük. Yenilenen 2008'de de. Şu diş tamam diyorsun. Arkadan gelirken, yani aynaya baktığın zaman 208 veya, aynen, 2008 geliyor diyorsun. Peugeot'un simgesi diyebiliriz. Aynen. Yeni dönemdeki tasarımı. Ya kaputa baktığın zaman Serkan, uzun bir kaput ve, hı-hı, kaputun üzerinde iki tane böyle bombe yapısıyla beraber hem aerodinamik bir yapı hem de gerçekten aracın böyle daha büyük ve heybetli olduğunu hissettiriyor bize. İşte agresif kullanmaya başladığın dönemler, sert kullandığın dönemlerde şu aerodinamik yapı içeride yalıtma o kadar katkı sağlıyor ki, Murat'a göstereyim bak, elim içeri geçiyor neredeyse. Evet. Şöyle taraf, değil mi? Elim böyle. Buradan rüzgar vuruyor. Murat'la göstersin. Hop buradan. Aynaları doğru. Yandan çıkıyor işte. Hareket ediyor. Aile dönemine katkılar sağlıyor. Yana geldik. Yanda neleri beğendik? Yanda işin aslı GT ve GT Line'da gelen bu siyah dodikler. Çok güzel. Piano bilek. Oldukça güzel duruyor ve 25 yıl öncesi 205 GTI'ların aslında gönderme diyebiliriz. Oradan bir alınmış. Ya yani ön taraftan baktığında araç aslında birazcık daha kaslı ve, hı-hı, geniş ve sportif olduğunu bize hissettiriyor. Jantlarımız çok güzel. Evet, yeni dönem Peugeot jantı. Elmas kesim ama bildiğim kadarıyla içler plastik, hı-hı, dışlar alüminyum. Yani orada bir şey yok. Piano black malzeme kullanmış. Evet. Plastik malzeme tercih edilmiş. Katlanabilir aynalar var. Araçtan uzaklaştığın zaman araç kendini otomatik kapatıyor ve bununla beraber aynalar da katlanıyor. Bunu da söyleyelim. Anahtarsız giriş çalışma sistemli kapı kolları mevcut. Şöyle üste doğru Murat gösterirsen, tamamen üstü siyah, aracın ikinci rengiyle kaplanmış bir tavan. Bu tavanda B sütununa kadar panoramik cam tavan görevi de görüyor. Bunu da söyleyelim. Şöyle GT Line yazısı da var. Murat, bunu da gösterelim izleyeceğimize. Bak C sütununa doğru güzel bir yazı. Tabii 2021 itibariyle artık GT Line değil, GT olarak burada simge yer alacak. Baktığın zaman bu da gene 205 GTI'ye bir gönderme. Evet, 25 yıl öncesine. Yani biraz ataları yad ettiğini söyleyebiliriz bu araçta. Camlar, arka camlar karartılmış. Yaklaşık 2 numara bir film kullanılmış. Yine bu dodikler arkada da görünüyor ve güzel de bir jant yapısı. Şöyle içeri geçelim Hüseyin. B sınıfı hatchbacklerde bu dönemde, hı hı, merak ediliyor. Arka tarafın yapısı nasıl? Bak, şimdi bir kere benim sürüş pozisyonuma göre yaklaşık 1.80 boyum var. Dizlerim şu an şey kaldı. Yani sınırda kaldı. Böyle bir parmak bile girmiyor. Çok ama sınırda. Güzel bir tasarım detayı var Serkan. Koltuklar bombeli yapısından dolayı, hı hı, birazcık daha bize oturma esnekliği sağlamış. Evet, bir önceki nesilde çok yakında. Dize bir olanak sağlamış. Evet. Diz yapısına bir olanak sağlamış. Baş mesafesi bakıyorum şöyle. Sınır gibi değil mi? Aynen. Sınırda kalmış Serkan, gibi. Kapalığını da şöyle bir kaldıralım Serkan. Daha rahat hareket. Zaman.
Bak arkaya, evet, arkaya yaslandığım zaman biraz daha güzel bir hacim sundu bana. Onun dışında Hüseyin, şimdi Murat detaylarda gösterecek, onu bize çekecek. Arkada iki tane USB girişi var. Yeşil dikişler var. Güzel yarı deri yarı kumaş bir koltuk yapısı var. Kapı, koltuk arkalarının arkasında saklama alanları var. Yani fena değil, güzel. Hem teknolojik konfor sunuyor bize, hem koltuk yapılarıyla konforlu. Sadece tek sıkıntısı diz mesafesi diyebilirim. 3 kişi için uygun bu. 3 kişi için uygun değil. Hatta Murat şöyle içeri girsin. Ben şimdi çıkayım. Murat, şurada bir şaft tüneli var. Onu gösterebilirsen USB'lerin altında. Şaft tüneli ciddi yüksek. Evet, güzel bir detay. Buradan arkaya doğru gelelim. Arkada da çok güzel detaylar var. Murat, sen de şöyle arkaya doğru bir gel. İzleyicilerimiz detayları görsünler. Neler var? Çünkü Hüseyin'le biz çok beğendik bu detayları. Yavaş yavaş bu detayları da izleyicilerimize gösterelim. Hüseyin, önde gördüğümüz fil dişini arkada pençe olarak görüyoruz. Aslan pençesi olarak görüyoruz. Evet. Neler söylemek istersin arkayla ilgili? Ya arkası aslında 3 boyut efekti verilmiş çizgiler var Serkan. Tabii farlardaki, daha doğrusu stoplardaki aslan pençesi siyah fonla beraber 3 boyut efekti de kazanmış vaziyette. Oldukça dikkat çekici. Çok güzel duruyor. Mesela iki far arasındaki böyle Piano Black bir çizgi var. Onun üstünde Peugeot yazısı ve üstündeki aslan logosu gerçekten çok şık durmuş. Hatta bagaj açma kapama tuşu da bunun altına yerleştirmiş, monte edilmiş. Güzel durmuş. Bagajı bir açalım. Görelim ne kadar kapasitesi. Açtık bagajımızı. Yani yaklaşık 315 liraya yakın bir bagaj hacmi var. Burada aslında sınıfının birazcık gerisinde diyebiliriz rakiplerini düşündüğümüz zaman. Evet, sınıfındaki dezavantajlarından bir tanesi Peugeot 208'in. Bir de yükleme eşiği biraz yüksek geldi bana. 5-10 santim yüksek gibi sanki. Aynen, yani eşyaları zor yükleyebiliyorsun. Bir karış kadar bir alan var ki ağır eşyaları indirip kaldırırken biraz bel ağrısı çekebiliriz. Bak mesela bir çantamız var şu an. Bu çantanın ağır olduğunu düşünürsek, bak indirdim çantayı, biraz kaldırmak zorundayım. Anladın, yani 10 santim 15 santim yukarı kaldırıp yüklemek zorundayım. Dediğin gibi ağır olduğu zaman bu biraz zorluk çektirebilir. Kapatalım bagajımızı. Egzozlar. Evet. Çift egzoz çıkışı. Özellikle Piano Block difüzörle beraber gerçekten sportifliği vurgulamış vaziyette. Araçtaki bu çift renk uyumu da gerçekten çok başarılı. Piano Black ve sarı detaylar oldukça göz alıcı diyebiliriz. Rüzgarlık da öyle. Piano Black, siyah, böyle hatta eğimi de var aşağı doğru. Hakikaten çok şık duruyor, güzel duruyor. Arkada sarında. Evet, şimdi biz Hüseyin Bıyık'la aracın içerisine girelim. Aracın içerisi. Şimdi bugün GT Line paketindeyiz ya. Gırtlak dolusu paket. Teknolojide, güvenlikte neler varsa teknoloji olarak, yani teknoloji paketinde ve güvenlik paketinde hepsini bulacağız. Hepsini göreceğiz bugün. Onun dışında da tasarımını konuşacağız. Malzeme eşitliği, malzeme kalitesini, en sonda da performansı inceleyeceğiz. 1-2 130 beygirlik bir ünite var. 8 ileri otomatik şanzımanla besleniyor. Onu da deneyeceğiz. Tabii ki yakıtı ve fiyatı da sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Programımız devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Evet, Hüseyin Bıyık, aracın içerisindeyiz. 208'in içi de komple yenilendi. Hatta 2008'de çok benziyor. İkisi de çok yeni. Dediğimiz gibi 208 bir buçuk sene sonra geldi. Oturduğum andan itibaren böyle bölüm bölüm aracı beğendim. Yani işte kokpit ve direksiyon çok hoş. İşte ekran ve bu klima butonları çok hoş. Senin tarafına bakıyorum, böyle dönen bir yapı var. Evet. O dönen yapının üzerinde böyle krom detaylar, işte dikişler falan. Sağ tarafında ve torpido üstünde karbon fiberimsi malzemeler. Yani nereye baksan böyle enteresan şekilde, değil mi? Çok beğeneceğin yerler olabilir bu araçta. Yani bir tüketici oturduğu zaman ya direksiyonu iyi ama ekranda falan diyemez yani bu araçta. Gerçekten tasarım olarak çok güzel olmuş ve Fransızlar son 5 senedir tasarımda üzerine koya koya ilerliyor diyorum. Harekete geçiyorum ve ilk olarak 3 silindirli güzel bir ses var. Onu bir dinleyelim, sonra tasarıma devam edelim. Hatta şöyle spor alayım. Sporda bir suni ses geliyor. Geldi, bak, duydun mu? Evet, kapı içlerinden. Tabii 3 silindirin mekanik tınısı. Çok güzel ya şu ses. Çok keyifli. İstersek buradan manuelle de seçeneği seçtik. Şu an senin kontrolünde. Kulakçıklarla. Yalnız şunu söyleyeyim Serkan, seninle beraber peş peşe giderken aracın dışarıdaki ses tınısı inanılmaz derecede bir süpürge efektiyle geliyor önünde giderken. Süpürge, o turbonun
emiş sesi çok fazla dışarı geliyor ama aracın içinde bindiği zaman birazcık daha bu suni sesle beraber daha böyle sportif hissettiriyor. Evet, normali alayım. Performans köşemizi biraz daha agresif kullanacağız. Bugün limitlerini zorlayacağız 208'in. Neyle başlayalım? Yani tasarım o kadar dolu ki içeride. Ya bu sefer istersen 3D iCockpit'le başlayalım Serkan. 3 boyutlu bir iCockpit var. Sen biraz sevemedin herhalde. Ya ben sevmedim bak, tasarım çok güzel. Gerçekten çok başarılı. İşte 5-6 tane sana farklı opsiyon sunuyor. Görselliği farklı farklı değiştiriyor. Bu şekilde opsiyonları güzel. Ama şimdi direksiyonla olan uyumu çok başarısız. Şöyle başarısız. 308'de, 2008'de, 3008'de biraz daha yukarı konumlandırdığından dolayı elimi şöyle tuttuğum zaman arkadan izleyicilerimiz de görsün arka kameradan. Bak, ne devir saatini görebiliyorum ne dijital hızımı görebiliyorum. Hiçbir şey göremem. Hiçbir şey göremiyorum. Yani ne yapmam gerekiyor? Direksiyonu kucağına şöyle en aşağı. Aynen. Yani resmen dizime değecek direksiyon. Ya bu da sürüş pozisyonumu engelleyecek. Sürüş, daha doğrusu sürüşümle eksiler olacak. Yan taraftan ama Serkan şöyle kadrına doğru baktığımız zaman o 3 boyutlu efekti gerçekten çok hoş olmuş. Güzel güzel. Görselliği çok görselliği güzel. Görselliği gerçekten görselliği çok, çok başarılı. Başarılı. Şey de başarılı. İçerideki donanım özellikleri de çok iyi. Dediğim gibi 4-5 farklı modda sana bak bakalım modlara. Özel bir, özel iki, kadranla sürüş, navigasyon ve askeri. Bunların her bir tanesinde ekran, yani daha doğrusu kadran bölümü değişiyor. Farklı farklı opsiyonlar sunuyor sana. O başarılı. Onun dışında direksiyon simidi zaten klasik 3008'den alışık olduğumuz yeni nesil direksiyon simidi eklenmiş. 208 ve 2008'de bunu. Şimdi 2008'den bahsediyorum. Önümüzdeki haftalarda 2008'de tanıtacağız izleyeceğimize. O da şimdiden böyle dilimize dolandı. Sadece işte dışında anlatırken bahsettiğimiz yeşil dikiş detayları biraz yani, farklı bir jort kafa olmuş. Yani jort, hiç yeşil çok karşılaşmıyoruz. Kırmızı, mavi çok fazla gördüğümüz renk dikişleri ama evet. Yani yeşile biz ne yaptık? Ambiyans aydınlatmalıyla şu anda yeşil aldık. Bir nebze aracın içinde aynı konfigürasyonu yakalamış vaziyetteyiz ama dış renk, iç renk uyumunda yeşil dikiş benim çok aslında cezbetmedi. Yani bu araç sportif, ben kırmızı beklerdim. Ekran ve ekran altı konsolla ilgili neler söylemek istersin? Beğendim. Yani ekranın konumlandırması daha çok sürücü yönüne dönük. Yani iCockpit genelde daha düz ve kucakta oturma hissiyatı çok rahat olan bir kokpit ama ekranın sürüş modu sana doğru dönük olduğu için birazcık da ergonomi sana bakıyor işte Serkan. Daha güzel. Bunun konumlandırma tuşları da hemen altta gene piyano tuşları gibi konumlandırmış. Üsttekiler dokunmatik, alttakiler de basmatik diye konumlandırabiliriz. Neler var Hüseyin? Müzik çalara girebiliyoruz. Klimamıza, navigasyonumuza, araç ayarlarımıza, telefonla bağlıysak telefon ayarlarımıza, normal aracın ekran ayarlarına buradan alışabiliyoruz. Dokunmatik tuşlarla. Basmatiklerle de işte klimayı direkt off yapabiliyoruz. Klimamızın air condition'ını buradan aktif edebiliyoruz. Kapı kilitleri burada. Arka ve arka rezistanslar var. Aynen. Ya burası burada aslında birazcık daha işlevsellik ve bütünlüğü güzel başarmışlar. Diğer Peugeot ürün gamlarında yer alan o iCockpit'i aslında 208'de de çok güzel entegre etmişler diyebiliriz. Ama değişik. Tuşlar değişik. Aynen. Piyano tuşları daha farklı. Çünkü burası birazcık daha havada kalır bir kokpit edası yaratmışlar. İşin aslında alt tarafa indiğimiz zaman burada bir göz var. Saklama alanı gibi çok ama güzel. Burası wipe charger yeri. Aynı zamanda telefonu yatay ve dikey olarak boyutuna göre konumlandırabiliyorsun. Yani telefonumuz uyumluysa kablosuz olarak şarj edebiliyoruz o bölümde. Ve dediğin gibi oraya yatarak da koyup navigasyonumuza bakabiliriz. Bu detay piyano bilek olduğu için birazcık daha böyle el izi gösteriyor ama ilk başta gerçekten kaliteli hissettiriyor. Çok güzel. Sol tarafta Type-C USB, sağ tarafta klasik USB girişi. Altında derin bir göz var Serkan. Orta tarafta. Yani bu eşya gözü alanında bence 208 birazcık bize bonkör davranmış diyebiliriz. Telefon için de cüzdan için güzel bir göz. Çünkü telefonu şu soket engelleyebiliyor. 12 evet, voltluk bir soket geniş, var. Ama baktığından buraya ufak cebindeki eşyaları da bırakabiliriz. Anahtarı evet, koyabilirsin. Evet, hem wipe charger'dan ayırdık için wipe charger'da bozma durumu kalmıyor burada. Elektronik bir şey de. Değişmeyen 8'leri
EAT şanzımanın topuzunu gördü. Değişmeni evet. derken topuzu değişmemiş yani. Vites topuzu değişmemiş. Baktığı yoksa zaman yeni, 8 lira artık. Yeni 208'de artık bu vites topuzunu da görüyoruz. Eski nesilde yoktu. Hı-hı. Daha çubuk versiyonlu bir vites kolu varken burada klasik EAT 8'in vites topuzu gene piyano bilekle devam Hı-hı. ediyor. Hem piyano bilek hem krom detaylarla aslında birazcık renklendirmeye çalışmışlar Serkan. Hızlı hızlı devam edelim. GT-Line'deyiz. Gırtlak dolusu. Hı-hı. Hem teknolojik paketi hem güvenlik paketi her şey var bu araçta. Geldik vitesin arkasına, elektrikli park freni ve dry mode yani sürüş modlarımızı seçtiğimiz tuş var. Yanında iki tane bardaklık var ve bir kol dayama. Kol dayama derin. Derin. Küçük ama derin. Derin. Güzel bir kol dayama. Eşya gözü bakımından kullanışlı. Teknolojiye devam edelim. Pratik teknolojide neler var? Suspension var. Anahtarsız şekilde aracı çalıştırabiliyoruz. Onun haricinde güvenlik mesela teknolojisi var. Benim direksiyon simidinin sol alt bölümünde şerit takip sistemini ve otonoma yardımcı olan direksiyonu buradan açıp kapatabiliyoruz. Hı hı. İkisi de iki tuş da burada. Güvenlik teknolojisi olarak. Güvenlik teknolojisine devam edelim. Neler var? Bir kere ön çarpışma uyarı sistemi evet. var. Bu çok önemli. Yokuş kalkış desteği var. Bu çok önemli. Yaya algılama. Yaya algılama sistemi, tabela okuma sistemi, park sensörleri hı hı. gibi, geri görüş kamerası gibi güvenlik donanımlarının hepsi mevcut. 2021 itibariyle bu araç GT donanımında geleceği için GT donanımında bir güvenlik donanımı olarak kör nokta uyarı da araca entegre olacak. Tamam. Sadece GT Line'da o gelmemiş. Onda da yaklaşık 40 ile 140 km hızlar arasında kör nokta uyarı aktiflenmiş olacak. Şimdi bir kısa otonomu da deneyelim. Çok başarılı Hı-hı. çalışıyor çünkü. Ben başarılı çalışan otonomları seviyorum ve denemek istiyorum. 208'de de bunu deneyeceğim şimdi. Bak şimdi cruise kontrolümü açtım Hüseyin. 50'ye sabitledim. Şu cruise kontrolü bakalım direksiyon üzerine ne zaman alacaklar bak. Serkan? Nereye gidiyor? Şehirde algılamadı. Şehirde algılamadı. 60'ın üzerinde mi acaba? Yok. Şimdi direksiyon yeşil yandı andan itibaren şeritler belirgin olduğu andan itibaren çalışacak. Şu an yeşil. Evet bak şu an aktif. Bak viraj dönüyoruz. Bak. Evet. Ellerim kollarım. Ayağım da gaz pedalında değil. Otonom. Kaç saniye araç süre kendi sonra seni gidiyor. Uyaracak? Bir yarım dakikayı buluyor. O da güzel. Bak ne gaza basıyorum ne frene. 50'ye sabitledim. Şu an uyarı ellerim bende. Ellerim boşta. Şu an direksiyonu bırakmayınız diyor. Dokunuyorsun hafif bir temas. Bak uzun çizgilerde direksiyon hemen beyaza dönüyor ve Hı-hı. senin direksiyon tutmanı söylüyor. Kesik kesik çizgilerde daha başarılı çalışıyor. Şimdi bu çizgiler biraz da silik olduğu için bazı yerlerde okumuyor. Evet. Ya bak şu an yine okudu. Bu tarz bir yolda değil de otoban sürüşlerine gerçekten oldukça sürücüsünü rahatlatan detaylar. Bak çok başarılı şekilde şu an ilerliyor. Yani silik silik çizgilerde biraz sıkıntı yaratabiliyor. Bak, virajı dönecek 50 km hız. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Hop. Evet bayağı içeride tuttu yani keskin evet. viraj. Otonom da bu şekilde sevgili izleyenler. Devam edelim. Şimdi sıfır hızımızı deneyelim bakalım. Murat kaç saniye tahminin? 1.3-130 beygirlik bir araçtayız. 10. Senin için bir de patinaj önleyiciyi kapatayım Serkan. Çok söyledim Murat 10 saniye. Şu an 208'in moralini bozdum. Spora alalım. 0-100 hızlanması fabrika verisi 8.7. Kafamı kaldırdım fark ettin mi? Konsol olarak bak spor modu aldım mı almadım mı ona bakmak onu görmek için böyle kafamı kaldırıp bakıyorum. Yani dediğin gibi şu direksiyonu en aşağı alacaksın ki. Yani kucak modunda o zaman evet. da işte biraz go kart hissiyatı da Tabii, veriyor araç. Sürüş şeyimi engelliyor ya pratikliğimi engelliyor. Evet hazır mıyız? Tutuyor musun dakika mı saniye? 3, 2, 1. Başladık. 56, 60, 64, 72, 80, 90, 100. 10 saniye. Çok dedin ya 10 saniye. Ama bir tık, ben bir tık geç var. Başladım. Evet geç gaz aldı. Geç başladım bundan dolayı olabilir. Bir de şimdi bir daha deneyeceğim ya ben. Peugeot 208 severleri üzmek istemiyorum. Bu arada güvenlik detayı 60 km hızı üzerine çıkınca patinaj önlemeyi kapattı. Evet, kapatıyor. Şimdi bir daha aktiflendirelim. Çekişimizi birazcık daha kayıpsız yapalım. Murat bir daha tutar mısın? Senden ricam. Araba yok değil mi? Yok. Var şöyle. Araba bizi geçsin ondan sonra başlayalım. Ben 208 severleri üzmek istemiyorum çünkü 8.7 saniye. 0-100 verisi. Bir de range... Sinyal flaşörleri ekran üzerinde değil, evet. kokpit üzerinde. Evet. O da güzel detay olmuş. Murat bas dedim zaman bas. Bas.
85, 93, 100. 9.90. Yapma, yine 9 saniye. Ama şimdi tamam, ağırlık var. 3 kişiyiz, bagaj ağırlığımız var. Onları da şimdi ben biraz daha şey yapayım. Hani yürekleri güzel şey yapayım, su serpeyim. Çünkü ağırlığımız var. Nereden baksan 2-3 kilo yakınız yani. Ya tabii fabrika versi 8.7. İşin aslı bu artık. Bir ateşli hatchback versiyonu diyebiliriz. Yani şu an sınıfın en güçlüsü. Sınıfın en güçlüsüne öte kendi kategorisinin en güçlüsü diyelim. Sıfır yüzüne güldün ama bak şimdi ara hızlanmalarıyla falan bu sefer yüzün gülecek Murat. Hayır, Murat beklentileri karşılayamadı 208 ama bak şimdi manuel alalım şuradan biraz manuel. 6000 devire kadar çeviriyor Hüseyin bu arada. Bak 6000 hop görüyor musun? Ara hızlanmalara bak görüyor musun? Bak ne kadar dinamik. 1-2 130 beygir. 230 Nm tok gücüyle besleniyor. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Aracın ara hızlanmaları muhteşem. Çok şanzıman çok güzel tepkiler veriyor. 8 TL otomatik EAT zaten çok tutulan, çok sevilen bir şanzıman haline geldi. Bununla beraber 0 yüzünü denedik. 9 saniyeler civarında rakamlar elde ettik ama 8.7 saniye gibi fabrika verileri var. Bu da aracın ne kadar aslında kalkışlarda da başarılı olduğunu gösteriyor. Maksimum güvenlik hızları da 208 kilometreye kadar erişilebiliyor. Düşün, B sınıfı hatchback için 208 kilometre. Ama orası limitli zaten. 208'den sonra isteseniz de gitmiyor araç. Nasıl? Performans olacağı için aslında ben sana başka bir detay söyleyeceğim. Sakın şu hızlarla gidiyoruz. Aracın konfor, yalıtım anlamında çok güzel değil mi? Bambaşka bir seviye. Yani benim gözüm işin aslı kadrandan öte ses ve kadrandaki hız durumuna bakıyorum. Şaka gibi yani 120'lerde araç çok az bir B sütunundan ses almayı düşünüyor. 120'lerde B sınıf bir araçtan bahsediyoruz. Süspansiyonlar da performans odaklı süspansiyonlar da var. Çok hafif, tatlı, sert. Evet, evet. Çukur geçişlerine özellikle arka taraf U tipi bir torsiyonla bağlantılı olduğu için birazcık daha böyle sert diyebilirim. Yani sekme yapıyor ama asıl genlerine gelelim. Virajlı oldu. Murat'ın en korktuğu yere geldik. Murat sıkı tutun kardeşim. Şimdi gerçekten limit deneyeceğiz. Bu tip araçların B sınıfında çok iddialı yol tutuşları var artık. Roller coaster gibi gitmedi mi? çok iyi ya. Bak Corsa'yı da çok beğendik değil mi? Aynen. Corsa'nın da yol tutuşu çok iddialıydı. Aynı şasi ve altyapı olduğu için benzer dinamik modu var. Onlar rakiplerdi, şimdi abi kardeş oldular. Yani viraj giriş çıkışlarıyla, işte motor sesiyle, böyle kalkıştaki o agresifliğiyle böyle diye bir ses geliyormuş gibi. Ama o aslan pençeleri falan içeride motor sesinde de kombin edilmiş yani. Gerçekten daha agresif. Clio daha böyle 35'li yaşlar, 35-40'lı yaşlar. Bu böyle daha 20 ile 30 arası yaşlar. Biraz 106 GTI genleri yakalanmış diyebiliriz. Bunda var. 208'de. Bunda var. Şöyle motor dinlensin biraz. Hüseyin hakikaten yoruldu yani. Yakıtı konuşalım, bitirelim tamam. Programı. 5.7 litrelik bir fabrika verisi var da mümkün değil. Çok sakin kullanırsan şehir içi, ki bu aracı çok sakin kullanamazsın. Benzinli müteşekkir söylüyorum. Şu araç 3 silindirlik o motor tınısıyla falan çok sakin kullanılmaz. 5.7. He, sakinde 6.5 yaparsın şehir içi. Biraz daha agresif kullandın mı 8-8.5'lara çıkıyor. Yarı agresif yarı şey kullandım ben. Sakin kullandım diyeyim. 8 litrelik bir yakıt verisi elde ettim. Zaten benzer detayı Corsa'da da testimizde de izleyicilerimiz görebilir. Corsa'da, Clio'da da o rakamları elde etmişti. Yani bu tip bir araç alırsanız sevgili izleyenler, son dönemde B sınıfında 1-2, 1-3 benzinli otomatikler alırsanız yakacağınız minimum yakıt şehir içi 6.5. Biraz daha aracı zorladığınızda elde edeceğiniz yakıt tüketiminde 8.5 ya da 8-9 bandı arasında. Yani iki haneyi bile görebilirsiniz. Evet. Çünkü ciddi sıkıştı var. Bir de benim eleştirim olacak Serkan. Yani şu araçta sevmediğim cam tavan niye açılmıyor? Cam tavan açılmıyor. Evet. Yani keşke açılsaydı. Gerçekten konforlu bir sürüş olurdu. Şimdi koltuklar falan da çok konforlu. Biz gerçekten unuttuğumuz şeyler olabiliriz. Çok doluydu araç. Dışarıda da çok tasarımda dolu olduğu için biraz uzun sürdü. İçeride de keza aynı şekilde. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa aracın içinde şöyle bir bakışta zaten hepsini anlatmamız gerçekten mümkün değil. Programa sığmıyor. Siz merak ettiklerinizi bize YouTube kanalımızdan yazabilirsiniz. Otomobil test yazmanız yeterli. Ülke TV YouTube kanalından da yazabilirsiniz. İkisi de Ülke TV'ye aittir. Bu arada YouTube kanallarının
Biz oradan Hüseyin Bıyık'la birlikte sizlere yardımcı oluyoruz seve seve. Yani soru ve görüşlerinizi bize önerebilirsiniz. Olumlu, olumsuz bütün eleştiri açığız biz. Bizleri izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir araçla yine böyle sürprizlerimiz olacak. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.